Work and Travel'la gelen arkadaşlara hizmet vermek için bu bizim YouTube canlı yayınımızdan, pazar günleri yaptığımız bu Instagram ve YouTube canlı yayınımızdan devamlı aktardık ve uyardık onları. Uyarılardan bir tanesi de şuydu: artık değişiklikler oldu. Eskisi gibi değil. İşte şimdiki süreçte artık 90 gün denilen bir sınırlama var. Önceden bu 30 gündü. Siz Amerika'ya geldiğinizin 90 gün sonrasında ancak statü değişikliğine geçebilirsiniz dediler. Biz bunları uyardıkça onlar başkalarından aldıkları duyumları bize iletiyorlardı. Ayhan Bey, hatta biri şey demişti, Oğuzhan, bak demiştim, bu önemli bir nokta, hani siz iletin, genç arkadaşlarımız ret almasınlar bir adım atıyorsalar. Bu güya işte danışman gibi diye bir yönlendiren biri de gülerek dönüp demiş ki ya zaten bu vize 90 gün. Ne zaman başvuracaksın o zaman statü değişikliğine diye bir kaka atmış. Bana böyle iletmişti dönüp biri. Ben de demiştim ki evet, sorun zaten orada yatıyor. O arkadaşa iletsen. Sorun zaten orada yatıyor. Demek ki nedir? Kısıtlıyorlar ki sen statü değişikliğini yapamama zaten. Mesele orada yatıyor. O yüzden geçen yıldan beri bu noktada olumsuz dönüşler alanlar, epey kişiler var. Fakat bizim mesela ofisimizin yaptığı çalışmalardan çoğu başarılı çıktılar. Öyle ben sana anlatayım Oğuzhan. Çünkü sebebi de şuydu. Daha yeni geçen gün bir 4 kişilik bir arkadaş grubu vardı. Tamam mı? Bunların hepsi Work and Travel'dan statü değişikliği yapanlardı. Hepsini onay aldık. Hepsi onay aldı. Yani ama bunun sebebi şundan yatıyordu. Red alabilme durumunun farkında olduğumuzdan yatıyordu. Öncesinde ona uygun çalışmalar yapıldı. Yoksa statü değişikliklerini hala yapabilecek Work and Travel'cı arkadaşlar. Sadece dikkatli olmaları lazım. Benim tavsiyem bu seneki özellikle, çünkü biliyorum senin takipçilerinden çok var Work and Travel'cı arkadaşlar. Sana da bu konuda çok sorular soruyorlar. Sen bana geçen söyledin. Benim tavsiyem şu olur. Programa erken başlasınlar. Tamam mı? Bu sene geldiklerinde programlarına erken başlarsalar en azından programları 90 günden uzun sürecek bir durumda olur. Çünkü bak kimisi 6. ayda geliyor, tamam mı? Program zaten 9. ayda bitiyor. Tamam mı? Pek fazla süresi kalmayabiliyor. Dolayısıyla en azından 90 günü geçebilecek bir duruma giriyor olması önemli olacak onların.